Evet arkadaşlar şimdi yine tarım ve hayvancılıkla ilgili önemli hatırlatmalar ve ayrıntılardayız. Bunlar da yine cebimizde olması gereken önemli bilgiler lütfen unutmayalım. Uyarı yine hemen ilk başlığımızda tarım ve hayvancılıkla ilgili sorularda bunları 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 düşünelim diyoruz. Nelermiş onlar? Dağların geniş yer kapladığı bölgelerde tarım alanlarının daraldığını unutmayalım. Sulama yapılmayan tarım ürünlerinde verimin az olduğunu ve yıllara göre üretimde ciddi dalgalanmaların olacağını, ürün çeşitliliğinin fazla olmasının iklimin çeşitli olmasına bağlı olacağını, yazların uzun, kışların kısa olduğu bölgelerde bir tarladan yılda birkaç kez ürün alınabileceğini, Zeytinin Akdeniz ikliminin tanıtıcı bitkisi olduğunu lütfen unutmayalım arkadaşlar. Yine aynı şekilde iç bölgelerde tahıl ve baklagilerin tarım alanlarının geniş olduğunu, sulama olanakları geliştikçe verimin artacağını, soğuğa en dayanıklı bitkinin çavdar, kuraklığa en çok dayananın mercimek olduğunu, bilim alana düşen verimin bulunması için üretimin ekili alana bölünmesi gerektiğini, Hayvancılığın et ve süt, ilaç, deri ve kundura, yünü dokuma endüstrisine ham madde verdiğini, büyükbaş hayvancılık için yaz yağışlarının gerektiğini ve bunu da Türkiye'de Erzurum karşısında rahatlıkla sağladığını unutmayalım. Yine aynı şekilde Türkiye'nin büyük bir bölümünde yarı kurak bir iklim görüldüğünden küçük baş hayvanın fazla olduğunu, besi hayvancılığı, ipek böcekçiliği ve kümes hayvancılığının en çok Marmara bölgesinde geliştiğini ve sebebin nüfusun fazla olması, yine tüketimin buna bağlı fazla olması olduğunu, arıcılık için zengin bitki örtüsü ve çam ormanlarının gerektiğini, yanlış avlanma yöntemlerinin deniz kirlenmesi, denizlerin yeterince plankton taşıyamaması nedeniyle balıkçının Türkiye'de yetin ince gelişemediğini, mandanın sulak bölgelerden hoşlandığını unutmayalım arkadaşlar. Müzik